Merhaba sevgili takipçilerim. Son Gül'ün dünyasına, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanların en çok sevilen tatlısı olan soğuk baklava tarifiyle geldim. Öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyorum. Bir bardak suyumu kabıma alıyorum. 2 su bardağı şeker ilave ediyorum. Şekerimi güzelce eritiyorum. Arkadaşlar, 3 su bardağı süt ilave ediyorum. Bir paket vanilya şekeri ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Şerbetimizi 5 dakika kaynatıp ocağın altını kapatıyorum. Yufkanın ara katmanlarına sürmek için 200 gram tereyağı kullanacağım arkadaşlar. Tavama alıyorum, eritiyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edeceğim daha sonra. Tereyağımız eridi arkadaşlar. Köpüklerini bu şekilde alıyorum. Üst köpüklerini tamamen böyle topluyoruz. Evet, köpüğünü güzelce topladım. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Biraz ılımasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, baklavam için ben dikdörtgen bir borcam kullanacağım. Borcamın ölçüsüne göre yufkamı keseceğim. Bir paket baklavalık yufka kullanacağım. Evet, buradan kesiyorum şu şekilde. Bu kestiğim kısmı da içine kullanacağım arkadaşlar. Ara katlarına kullanacağım bunu. Şöyle ayırıyorum. Kurumaması için böyle nemli bezin arasını alıyorum arkadaşlar. Yarısını ayırıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. Kullandıkça alacağım buradan. Şimdi yapmaya başlıyorum. Borcamı yağlıyorum önce alt kısmını. Bu şekilde yerleştiriyorum. Her katını yağlıyorum. Çok yoğun yağ sürmemize gerek yok. Yufkalarımı yarısına kadar tepsiye yerleştirdim arkadaşlar. Yağladım her katına. Bir su bardağı kadar çıt fındık ilave edeceğim ara katına. Kalın çekilmiş fındık ilave ediyorum. Siz ceviz veya fıstık da kullanabilirsiniz dilerseniz.
Yufkalarımı güzelce yerleştirdim borcama. Şimdi dilimleyeceğim arkadaşlar. ...175 derece önceden ısıttığım fırına veriyorum. 50 dakika kadar pişireceğim. Isık ayarda. Tatlımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel kızarmış arkadaşlar. Soğumasını bekliyorum. Şerbetiyle buluşturacağım. Daha sonra üzerini süsleyeceğiz. Evet, tatlımı soğudu. Şerbetiyle buluşturuyorum arkadaşlar. Şerbetini biraz çektikten sonra üzerine rendelemiş olduğum çikolatayla süsleyeceğim arkadaşlar. Evet, üzerine çikolatayla süslüyorum şu anda. Buzdolabına kaldıracağım arkadaşlar. Şerbetini tamamen çektikten sonra servise sunacağım. Soğuk baklavamız buzdolabından çıktı. Soğudu gayet güzel. Servis tabağını aldım ben. Görebilirsiniz, bu şekilde çok güzel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğendiyseniz videomun altında bulunan beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.